Türkiye'nin ulusal gündemine, haber masasına hoş geldiniz. MİT Orta Asya Masası Başkan Vekili Kaşif Kozinoğlu'nun sırları kendisiyle birlikte gömülmedi. Kozinoğlu ölümünden hemen önce çok önemli sırlarını Aydınlık Gazetesi'ne açıkladı. Hem de el yazısıyla. Aydınlık Gazetesi Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki Fethullah Gülen okullarıyla ilgili açıklamalarını sürmanşetten duyurdu. İşte toprağa gömülmeyen o bilgiler. MİT Orta Asya Masası Başkan Vekili Kaşif Kozinoğlu cumartesi günü hayatını kaybetti. Bütün basın kuruluşları sırları toprağa girdi başlıkları attı. Ancak Kozinoğlu ölmeden hemen önce hayati önemdeki sırlarını kendi el yazısıyla Aydınlık Gazetesi'ne açıkladı. Her cümlesi dudak uçuklatacak önemdeki bu bilgiler Aydınlık Gazetesi tarafından yazı dizisi şeklinde yayınlanmaya başladı. Gazete, Kaşif Kozinoğlu'nun açıklamalarının ilk bölümünü sürmanşetten Gülen'in okul müdürleri CİA'ya rapor veriyor başlığıyla yayınladı. Kaşif Kozinoğlu'nun notları Orta Asya'daki Fethullah Gülen okullarıyla başlıyor. Devletin istihbarat kurumu olan MIT'in bölgedeki en yetkili ismi Gülen okullarının Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CİA için çalıştığını açıklıyor. Özbekistan, Rusya Federasyonu ve en son Türkmenistan, Fethullah Gülen okullarını hangi gerekçeyle kapatıyorlar? İrticai faaliyetler. Rusya Federasyonu anılan okulları kapatırken bir tespit yapıyor. Basına yansımıştır anılan tespit. Söz konusu okulların Amerika adına istihbari faaliyet gerçekleştirdikleri ve anılan okulların Amerikalı istihbaratçıların barınma yuvaları olduğu. MIT'in hayalet lakaplı şefi, Özbekistan, Rusya Federasyonu ve Türkmenistan'ın Fethullah Gülen okullarının çalışanlarının bir kısmının yargılandığı, bir kısmının da ülkelerden kovulduğunu anlatıyor. Kozinoğlu, bilgi taşıma işleminin özellikle Fethullah Gülen'in okul müdürleri tarafından yapıldığını tespit ediyor. Anılan ülkelerde belirttiğim şahıslar, özellikle okul müdürleri, o ülkelere ilişkin raporlarını da belli periyotlarda anılan ülkelerdeki CİA temsilcileriyle paylaşmaktadırlar. MİT'çi Kozinoğlu, okul müdürlerinin bu ülkelerdeki kadınlarla evlenip pasaport aldığını da vurguluyor. Kozinoğlu, Amerika'nın Fethullah Gülen okullarını İran'ın Asya'daki etkisini kırmakta kullandığını açıklıyor. Amerika bu okulları sadece istihbarat ve barınma bağlamında değerlendirmiyor. Amerika'nın esas amacı söz konusu okullar sayesinde İran'ın Asya'daki fundamentalist akımını engellemek ve dengelemek. Söz konusu okulların birinci düşmanı İran'dır. Fethullah Gülen hareketi, Amerika İran'ı sevmediği için İran'ı düşman bellemiştir. Kozinoğlu, Amerika'nın radikal İslam'ın önünü ılımlı İslam'la kesmeye çalıştığını böyle vurguluyor. Açıklamalar bu kadarla sınırlı değil. MİT Orta Asya Masası Başkan Vekili Fethullah Gülen okullarının bu faaliyetler için gereken yüksek miktarda parayı nasıl bulduğunu tartışmaya yer bırakmayacak kesinlikle açıklıyor. Anılan okulların faaliyet göstermesi için çok büyük meblağlarda para gerekmektedir. Anılan para, Türkiye'deki bazı işverenlerin bağışlarından elde edilen paranın çok üzerindedir. Bu paraları Amerika vermektedir. Nurettin Veren de benzeri şekilde ifade ediyor. Aydınlık Gazetesi, MİT Orta Asya Masası Başkan Vekili Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce el yazısıyla açıkladığı bilgileri yayınlamaya devam edecek. Gazete yarın, yurt dışındaki Fethullah Gülen okulları nasıl çalışıyor, kimlerle işbirliği yapıyor sorusuna Kozinoğlu'nun verdiği yanıtları yayınlayacak. MİT Orta Asya Masası Başkan Vekili Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten savcı, Kozinoğlu'nun kendi el yazısıyla hazırladığı savunmasına el koydu. Önemli bilgilerin bulunduğu 40 sayfalık savunma, Oda TV davası sanıklarının talep etmeleri durumunda dava dosyasına girebilecek. MİT Orta Asya Masası Başkan Vekili Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde el yazısıyla hazırladığı bir savunma metni olduğu ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun savunma metnine ölüm soruşturmasını yürüten Silivri Cumhuriyet Savcısının el koyduğu öğrenildi. Cezaevi kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kozinoğlu çok etkili bir savunma hazırladı. Savcı, önemli bilgilerin yer aldığı 40 sayfalık el yazısı savunma metnine bizzat koğuşa gelerek el koydu.
MİT'çi Kozinoğlu'nun 40 sayfalık el yazısı savunması, Oda TV davasında yargılanan diğer sanıkların talepte bulunması halinde dava dosyasına girebilir. Sanıkların savunmanın dosyaya celbi için başvurması halinde özel görevli İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazarak metni isteyecek. Kaşif Kozinoğlu ile ilgili davaysa ölüm nedeniyle düşecek. Mahkeme heyeti Kozinoğlu ile ilgili ölüm nedeniyle düşme kararı verecek. Kozinoğlu ile ilgili belge ve yazışmalarsa delil olarak dosyada kalacak. Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olmaktan yargılanan polis muhbiri Erhan Tunçel duruşmada Ergenekonçu değil Büyük Birlik Partiliyim dedi. Bu açıklama dikkatleri Türkiye'nin gidişatını değiştiren 3 önemli saldırıya çekti. Danıştay saldırısı, Hrant Dink cinayeti ve Zirve Yayınevi cinayetlerinin ortak noktası faillerinin Fethullah Gülen evlerinde yetişmesi ve Büyük Birlik Partisi ile bağlantılı olması, ancak en önemli noktaysa bu davalarda Fethullah ve Alperen bağlantılarının hiç araştırılmadığı. Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi ve polis muhbiri Erhan Tunçel davanın son duruşmasında Ergenekon diye bir şey bilmem ben, üyede değilim. Ben 1997'den beri Büyük Birlik Partiliyim dedi. Tunçel'in bu ifadesi uzun süredir kamuoyunun dikkatinden gizlenen bir gerçeği gündeme getirdi. Türkiye'deki 3 cinayet ve bir bombalamanın ortak noktası tetikçilerin Fethullah'ın Işık evlerinde yetişmesi ve Büyük Birlik Partisi ile ilişkili olması. Bu olaylar Trabzon McDonald's'ın bombalanması, Hrant Dink suikasti, Rahip Santaro cinayeti, Zirve Yayınevi cinayeti ve Danıştay saldırısı. Yasin Ayal 24 Ekim 2004'te Trabzon'daki McDonald's'a el yapımı bomba attı. Hrant Dink cinayetinde azmettirici olmaktan yargılanıyor. Büyük Birlik Partisi üyesi. Trabzon Alperen Ocakları'nın aktif üyelerinden. Hrant Dink cinayetini azmettirmekten yargılanıyor. McDonald's'a atılan bombayı hazırlayan kişi bu olaydan sonra yargılanmadı. Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek tarafından polis muhbiri yapıldı. O da Alperen Ocakları müdavimlerindendi. Hatta Büyük Birlik Partisi'nin eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu Trabzon'a geldiğinde aynı kareye girecek kadar etkin bir isimdi. Erhan Tunçel, Fethullah Gülen tarikatının Elazığ'daki Işık evleri yetiştirmesi. Hrant Dink'in katil zanlısı. Dink'i öldüren silahı o ateşledi. Trabzon Alperen Ocakları'nın müdavimlerinden. Azmettiricilikle suçlanan büyük abi Erhan Tunçel'le ocaktan tanışıyor. Alparslan Arslan 17 Mayıs 2006'da yapılan Danıştay saldırısında tetiği çeken isim. Orta öğrenimini gördüğü Elazığ Kovancılar ilçesinden itibaren BBP Gençlik Teşkilatı ve Fethullah Hoca'nın Işık evleriyle iç içe. Fethullah Gülen'in yeğeni Kemalettin Gülen de yakın arkadaşı. Alparslan Arslan, Danıştay saldırısı öncesi yargıçların fotoğraflarını da Gülen'in yeğeninden temin etmişti. Emre Günaydın 18 Nisan 2007'de Malatya'daki Zirve Yayın Evi'nde 3 kişinin boğazını keserek öldürdü. Günaydın da Alperen Ocakları çevresinden ve Nur Cemaati'nin evlerinde yetişti. Davanın 7. duruşmasında haftada 4 kez Nur Cemaati evlerine gittiğini anlattı. Burada Saidi Nursi ve Fethullah Gülen'in kitaplarını okuduğunu açıkladı. Emre Günaydın'ın Alperen Ocakları'na üye olduğu ve Zirve Yayın Evi'nin Alperenler tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Aralarında Orgeneral Bilgin Balanlı ve Korgeneral Korcan Palatsu'nun da bulunduğu 66 subay Hastal Askeri Cezaevinden Hadımköy'e sevk edildi. Hastal Askeri Cezaevinin kapasitesinin yetmemesi üzerine Hadımköy'deki eski 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı karargah binasının bir kısmı cezaevine dönüştürüldü. Çeşitli davaların tutuklu sanıkları olan ve Hastal Askeri Cezaevinde yatan askerlere cezaevi yönetimi tarafından Hadımköy'deki cezaevine gitmek isteyip istemedikleri soruldu. Hastaldaki koğuşlarda 15-20 kişi kaldıkları öğrenilen askerlerden 66'sı bu öneriyi kabul etti. Balyoz davası sanıkları Orgeneral Bilgin Balanlı ve Korgeneral Korcan Palatsu'nun da aralarında olduğu 66 muvazzaf subayın sevk işlemi geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Bazı subayların ise Hastal Askeri Cezaevinde kalmayı tercih ettiği öğrenildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nca hazırlanan iki davetiye meclisin dünkü oturumuna bomba gibi düştü. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce meclis başkanlığından iki davetiyenin hesabını sordu. Her iki davetiyenin sahibi meclis başkanı AKP milletvekili Cemil Çiçek'ti ama aralarında dağlar kadar fark vardı. Biri fotokopi kağıdına basılmış alelade bir davetiye, diğeri padişah tuğralı ve altın yaldızlıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç kimse padişahlık özentisi yapamaz. Atatürk'e hakaret edemez. Hakkı da değildir, haddi de değildir. Haddini de bildiririz. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'e böyle seslendi. Herkes haddini bilsin. Meclisin 15 Kasım günkü oturumunda söz alan CHP'li İnce, elinde iki davetiye tutuyor. İkisi de Türkiye Büyük şuna Millet bakın, Meclisi Başkanlığı'nca hazırlanmış. İkisi de milletvekillerine gönderilmiş. Biri 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 73. ölüm yıl dönümü için anma töreni için hazırlanan etkinlik davetiyesi. Bir kağıt, bir fotokopi. İkincisi Sultan Abdülmecit ve dönemi sembozyumu başlıklı etkinlik kapsamında 17 Kasım 2011 tarihli saat 20'de yapılacak Ahmet Özhan konseri adlı etkinliğin davetiyesi. Bakın şuraya, bakın şuraya. Şu davetiyeye bakın, şu davetiyeye bakın. Şu davetiyeye bakın. Şuna bakın, şuna bakın. CHP'li İnce bu her ikisi de meclis başkanlığınca hazırlanan ve her ikisi de milletvekillerine gönderilen davetiyelerin hesabını soruyor. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Yazıklar olsun size. Bakın şuraya, bakın şuraya. Şu davetiyeye bakın, şu davetiyeye bakın. Şu davetiyeye bakın. Şuna bakın, şuna bakın. Atatürk'ü anma gününde basılan davetiye, Abdülmecit'le ilgili basılan davetiye. Haddinizi bilin diyorum. Siz şiddeti saldırı amaçlı yapıyorsunuz. Biz şiddeti savunma amaçlı anlıyoruz. Eşkıyayı meclise hükümdar etmeyiz. Zannetmeyiniz ki savaş baltalarını gömdüysek yerini unutmadık. Zannetmeyin ki biz siyaseti beyaz kefenler içinde yaparız diyen başbakana sesleniyorum. Biz bu topraklarda kefensiz yatanların torunlarıyız. Biz siyaseti böyle yapıyoruz. Herkes haddini bilsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç kimse padişahlık özentisi yapamaz. Atatürk'e hakaret edemez. Hakkı da değildir, haddi de değildir. Haddini de bildiririz. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in bu sözlere yanıtıysa sözcük anlamları üzerine kuruluydu. Çiçek, davetiye ayrıdır, duyuru ayrıdır dedi. Çiçek'in hesabına göre Atatürk'ü anmak fotokopi kağıdıyla bir duyuruya, padişahı anmak yaldızlı tuğralı davetiyeye layıktı. Geniş bir Vahdettin'in bir İngiliz gemisiyle vatanı terk ettiği, halifelikten alındığı, Lozan'ın açıldığı günlerin yıl dönümleri padişahı anma günleri oldu. Padişah 1. Abdülmecit 150 yıl sonra hatırlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 17-20 Kasım günlerinde anma programı düzenledi. Oysa padişah 25 Haziran günü ölmüştü. Davet sahibi olan Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in tarihleri karıştırması düşünülemez. O zaman Çiçek neden bu günleri seçti? Türkiye Büyük Millet Meclisi Osmanlı padişahlarından 1. Abdülmecit için Dolmabahçe Sarayı'nda 4 günlük bir etkinlik düzenledi. Padişah 150 yıl önce 25 Haziran günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuş ama 17, 18, 19 ve 20 Kasım günleri anılıyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek imzasıyla milletvekillerine gönderilen etkinlik davetleri her bakımdan tartışmalı. Sergiler, konserler, sempozyumlar, pazar gezileriyle dop dolu bir 4 günde Padişahımız Efendimiz anılacak. Davet sahibi Meclis Başkanı Cemil Çiçek günleri karıştırmış olmayacağına göre neden bu günleri seçti? Atatürk'ün ölüm yıl dönümünden bir hafta sonra Dolmabahçe Sarayı'nda padişahları anmak hangi akla hizmet ediyor? 1. Abdülmecit 150 yıl sonra AKP'nin aklına neden ölüm günü olan 25 Haziran'da değil de 17 Kasım'da geldi?
1. Abdülmecit'in hayatında 17 Kasım gününe özel hiçbir olay yer almamış. Ne tanzimat fermanı, ne ölümü, ne doğumu, ne padişahlığa seçilmesi. Hiçbirinin 17, 18, 19 Kasım günlerinde yeri yok. Ama bu günlerin tarihimizde 1922 yılında yeri var. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi kronolojisinden birlikte mercek tutalım. Bakalım bugünkü Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in padişahı anma daveti verdiği 4 gün Türk tarihinde hangi günlerin yıl dönümü? 17 Kasım 2011. Meclis Başkanı 1. Abdülmecit'in anısına konser daveti veriyor. 17 Kasım 1922. Vahdettin Malaya adlı İngiliz harp gemisiyle Malta'ya kaçıyor. Cemil Çiçek'in yaldızlı davetiyesi sadece bir konserle sınırlı değil. Bir gün sonrası için de padişahın anısına tam gün konferans daveti veriyor. Tarihimizde o gün. 18 Kasım 2011. Padişahı anma sempozyumu birinci gün. Sanatçıydı, müziğe meraklıydı. 18 Kasım 1922. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla firar eden Vahdettin halifelikten alınıyor. Cemil Çiçek, padişahı 150 yıl sonra hatırlarken iki günle yetmemiş, programı 4 güne yaymış. 19 Kasım 2011. Padişahı anma sempozyumu ikinci gün. Reformcuydu, müteahhitti. 19 Kasım 1922. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Abdülmecit halife seçiliyor. Cemil Çiçek, 1. Abdülmecid'i anma etkinliklerini 4. gün bir geziyle sonlandırıyor. CHP'li vekiller Atatürk'e katliamcı diyen Hüseyin Aygün konusunda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun günlerdir sessiz kalmasına isyan etti. Vekillerin ısrarı üzerine olağanüstü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'den savunma alınmasına karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi yetkili organlarının bu gelişmeler karşısındaki suskunluğunu kabul etmek mümkün değildir. Sessizlik ve tepkisizliğin dolaylı yoldan onaylamak anlamına çekileceği unutulmamalıdır. CHP milletvekili Haluk Koç, CHP'yi başkalaştırmaya zorlayan iç ve dış talep sahiplerine direnecek güçte olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sinsi politik macera perestlerin devşirme, dönüştürme planlarını boşa çıkaracak yeniden bir direniş, bir karşı koyuş, bir siyasi başkaldırı partisi olmak durumundadır. Bildiride CHP'nin Türkiye konusunda ideolojik tutarlılık ve politik söylem birliği geliştirmek zorunda olduğu belirtildi. Muhafazakar ve neoliberal tavsiye odaklarının kılavuzluğuna uyum sağlamaya dönük siyasi tavırların partimizi ve temel ilkelerimizin kamuoyunda tartışılır hale getirdiği artık görülmelidir. Haluk Koç, bildirinin parti içi muhalefet girişimi olarak algılanmaması uyarısı da yaptı. Bu tespitler burada bulunan arkadaşlarımız tarafından bir parti içi muhalefet geliştirme amacıyla ortaya konmamıştır. Amacımız partimiz tabanındaki ve kamuoyundaki tartışmalara karşı tüm yöneticilerimizi ve milletvekillerimizi söylem ve duruş birlikteliğine çağırmaktır. Bildiriye Samsun Milletvekili Haluk Koç, Ankara Milletvekili İzzet Çetin, Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Antalya Milletvekili Arif Bulut, Antalya Milletvekili Osman Kaptan, Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter, Mersin Milletvekili İsa Gök ve Balıkesir Milletvekili Nedret Akova imza attı. Dersim tartışmaları üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. 4 saatlik toplantının ardından CHP sözcüsü Birgül Ayman Güler, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün savunmasının alınmasına karar verdiklerini açıkladı. Tabii bu konu MYK'da gündeme geldi. Biliyorsunuz bu yazı Zaman Gazetesi'nde 10 Kasım günü çıkmış bir yazıydı. O gün biz MYK olarak toplantı halindeydik. Dolayısıyla MYK gündemine gelmemişti, görmemiştik. Değerlendirmek o yüzden mümkün değildi. Bugün o toplantıdan sonra ilk MYK'mızı yaptık. Buna dönük olarak çeşitli değerlendirmeler oldu. MYK'da da değerlendirildi. Hüseyin Aygün arkadaşımızın yaptığı bu açıklamaya ilişkin savunmasının alınmasına karar verildi. Genel merkezin bir açıklama yapması söz konusu olacak mı? Bu CHP'nin resmi görüşü kuşkusuz değildir. Yani arkadaşımızın kendi görüşlerini dile getirdiği orada açık.
Yaptığı açıklamada çeşitli rahatsızlıklar verdiği için zaten Merkez Yönetim Kurulu kendisinden savunmasını talep ediyor. Başbakan Tayyip Erdoğan bedelli askerlik konusunda çalışmaların sonuna gelindiğini, bu hafta içinde olmazsa önümüzdeki hafta çalışmayı tamamlayacaklarını söyledi. Çok dedikodusu yapıldığı için bugün bunu burada açıklayayım istiyorum. O da şudur. Devamlı söyleniyor, devamlı konuşuluyor. Bugün bu güzel anlamlı toplantıya bu yakışır diye düşündüm. O da bedelli askerlik konusunda şu anda çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve inanıyorum ki şöyle bu hafta içinde olmasa bile önümüzdeki hafta bu işi tamamlayıp hemen adımı atacağız ve bedelli askerlik ile ilgili inşallah yasayı çıkarmış olacağız. Ve bu da ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. İşçi Partisi AKP iktidarının bedelli askerlik ve vicdan irit girişimlerinin milli ordunun tasfiye edilip NATO'nun taşeronu, Amerika'nın piyonu yapma operasyonu olarak niteledi. Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, nafiledir, Türk milleti ordusuz kalmayacaktır dedi. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey yaptığı yasal açıklamayla bedelli askerlik ve vicdani reddin yasalaştırılması girişimlerini değerlendirdi. Özbey açıklamasında ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi'nde görev üstlenen iktidar sahiplerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı pervasızca tasfiye harekatı yürüttüğünü kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Askerlik her Türk vatandaşının vatan görevidir, namus borcudur diyen Özbey, bedelli askerlik ve vicdani ret kisvesi altında vatan ve millet bilincine bir darbe daha vurulmak istendiğini belirtti. Milli devletin yıkıldığı, vatan savunmasının yakıcı gereksinim olduğu bu koşullarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah altındaki asker sayısında büyük düşüş olduğunu hatırlatan Özbey, ordusu olmayan milletler ayaklar altında kalır dedi. Milli ordunun tasfiyesini engellemenin bu tehdit ve saldırılara karşı kararlı bir tutum almanın mümkün olduğunu, ancak bu görevin öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarının olduğunun altını çizen Özbey açıklamasını şöyle sürdürdü. Tertiplerin, kanunsuz tutsaklıkların, profesyonel ordu, bedelli askerlik, vicdani ret girişimlerinin tek amacı Türk ordusunu vatan savunması görevini yapamaz hale getirip NATO'nun taşeronu, ABD'nin piyonu yapmaktır. Nafiledir, Türk milleti ordusuz kalmayacaktır. CHP vicdani ret konusunda AKP'den önce davranmak için harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu vicdani ret düzenlemesini içeren yasa teklifini meclis başkanlığına sunacaklarını açıkladı. Vicdani ret CHP'nin seçimlerden önce açıkladığı anayasa vizyonu çalışmasında da yer alıyor. Çözüm olmadı ne? Askerlik yapmayı reddetmek anlamına gelen vicdani ret düzenlemesi için CHP de atağa geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu vicdani retle ilgili çalışma yaptıklarını kaydetti. Hizmet etmediydi aslında biz. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tanrıkulu bu konuda kendi kanun teklifimizi hazırlayarak meclis başkanlığına sunacağız dedi. Vicdani ret CHP'nin seçimlerden önce hazırladığı anayasa vizyonu çalışmasında da yer alıyordu. Raporun toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlükler bölümünde askerliğin kamu hizmeti olarak yapılması ve vicdani nedenlerle askerlik hizmeti yapmak istemeyenlere bu hakkın tanınacağı vaat ediliyordu. CHP'nin anayasa vizyonunda ayrıca ilk 3 maddenin yeniden düzenlenmesi, Atatürk milliyetçiliği kavramının çıkarılması, Türk milleti tanımının değiştirilmesi gibi düzenlemeler de içeriyordu. Atatürk milliyetçiliği şeklinde işte sınırlayıcı, böyle kuşatıcı, ideolojik anlamda bir Atatürkçülük bu metinde yok. Başlangıçta da yok. Orada o ikinci maddede ki sözlerin değiştirilmesini zaten biz burada öneriyoruz. CHP bedelli askerlikle ilgili olarak 13 Eylül günü meclis başkanlığına yasa teklifi vermişti. Fener Rum Papazı Bartolomeus, papaz seçilişinin 20. yılını Atatürk Köşkü'nde ayinlerle kutladı. Bartolomeus sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın oturacağı makama da oturdu. Eyüp Kaymakamlığı'nın memuru statüsünde olan papaz Bartolomeus, provokasyonlarından bir yenisini daha ortaya koymuş oldu. Kendini ekümenik ilan eden Fener Rum Papazı Bartolomeus, Florya'daki Atatürk Köşkü'nde ayini yemek daveti verdi. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı davette önce yemekler yenildi ve eğlenildi.
ardından ilahiler okundu. Bartolomeos sadece milletvekillerinin kullanabildiği salonda Fener Rum papazı görevine getirilişinin 20. yılını kutladı. 20 kişiyle yemek yiyip papaz grubuyla beraber 20. yılını, patrikliğin 20. yılını kutlaması ve bu kutlama sade bir yemek faslıyla bitmiyor. Ayağa kalkıyorlar hep beraber, ilahi söylüyorlar ve adeta zaferlerini kutluyorlar. Ulusal çünkü kanala konuşan eski MHP İstanbul Milletvekili Ahmet Çakar, bu kutlamada Bartolomeos'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ait makama oturduğunu söyledi. Kutlama bu fotoğraf karesine işte böyle yansıdı. MHP'li Çakar, Bartolomeos ve ekibinin sadece bir kutlama amacında da olmadığını savundu. Yani bu Florya'daki görmüş olduğumuz Atatürk Korusu'nun bulunduğu alanda Ayastefanos Kilisesi'nin kalıntıları var. Tahmin ediyoruz bununla alakalı bir alan çalışması, bir keşif çalışması maksadıyla buraya gelinmiş olabilir. Kanun hükmünde kararname ile getirilen eşit işe eşit ücret düzenlemesi memur kadrosunu es geçti. Düzenleme sadece üst düzey yöneticilere ve uzmanlara yapıldı. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü önünde toplanan demiryolu çalışanları genel grev sinyali verdi. AKP hükümeti aynı işte çalışıp farklı maaş alanların mağduriyetini gidereceği, eşit işe eşit ücret düzenine geçireceği iddiasıyla 666 sayılı kanun hükmünde kararnameyi çıkardı. Ancak o kararnameden faydalananlar sadece bürokratlar oldu. 61. AKP hükümetinin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bürokratlar ne yazık ki demir yollarında verilen ücret ve kıdeme oranlarındaki haksızlığı, adaletsizliği görmemiş, görmek istememiştir. Devlet Demiryolu Genel Müdürlüğü önünde toplanan demiryolu çalışanları ücretlerdeki ve ek ödemelerdeki adaletsizliğe tepki gösterdi. İnsanca yaşama koşullarından uzak ücretlerle fazla çalıştırılan biz demiryolcular çıkarılan bu yeni YPK kararından rahatsızız. Demiryolu çalışanları ücret adaletsizliği giderilmediği sürece eylemlerine devam edecekler. Ücret adaletsizliğinin sağlıklarını da bozduğunu ifade eden demiryolu çalışanları tepkilerini göstermek için cuma günü rapor olarak işe gitmeyecekler. Eşit işe eşit ücret olarak bilinen ve 2 Kasım gece yarısı meclisten geçen kararnameye tepkiler sürüyor. İzmir'de büro emekçileri ek ödemelerin emekli aylığına dahil edilmesini istedi. Hazırladıkları binlerce dilekçeyi başbakanlık makamına postaladı. AKP halka hesap verecek. Kamu emekçilerinin iş güvenceleri ortadan kaldırılmak istenmekte ve modern köleliğin önü açılmaktadır. Büro Emekçileri Sendikası ek ödemelerin emekli aylığına dahil edilmesi talebiyle hazırlanan binlerce dilekçeyi İzmir Basmani Postanesi'nden Başbakanlığa gönderdi. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Rami Sağlam, AKP'ye bu masala son verin dedi. Eşit işe eşit ücret ilkesini hayata geçirdiği aldatmacasını duyurmuştur. 1 milyon 500 bin kamu emekçisinin ücretlerinde herhangi bir iyileştirme yapılmadığını söyleyen Sağlam hükümete seslendi. AKP sözde eşit işe eşit ücret ilkesini kamu çalışanlarının 1/4'üne yakın kısmı için kendi ihtiyaçları doğrultusunda uygulamaya koyarken geri kalan bizleri kapsayan 3/4'lük kısmına da yani yaklaşık 1,5 milyon kamu emekçisinin ücretlerine herhangi bir iyileştirme ya da ücret değişikliği gerçekleştirmemiştir. Emekçiler asgari ücrete yapılan zammı yurt genelinde protesto etti. Dev Sağlık İş Sendikası'nın 13 ilde aynı anda yaptığı eylemlerde asgari yaşamak istemiyoruz sloganları atıldı. Asgari yaşamak istemiyoruz. Dev Sağlık İş Sendikası asgari ücrete yapılan zammı 13 ilde protesto etti. Emekçiler ellerindeki koca koca dövizlerle asgari ücretle geçinemediklerini anlattı. Sloganlarıyla Tayyip Erdoğan'a da bir öneri yaptılar. İstanbul'daki eylemin adresi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi. Dev Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ne istediklerini açıkladı. Evet, eşit işe eşit ücret istiyoruz. Eşitlik istiyoruz,
adalet istiyoruz. Arzu Çerkezoğlu'nun dilinde AKP hükümetinin kamu hastanelerini özelleştiren kararnamesi vardı. Bu öyle bir düzenleme ki 450 bin sağlık emekçisini, 120 bin taşeron sağlık emekçisini yok sayan ve hepimize daha da karanlık bir gelecek hazırlamaya çalışan bir kararname. Asgari ücret komisyonundan çekilen DİSK adına başkan yardımcısı Ali Cancı konuştu. Ali Cancı, Türk İş'e bir çağrıda bulundu. DİSK adına sesleniyorum Türk İş'e. Artık bu orta oyununun bir parçası olmakta son vermelerini istiyoruz. Ve asgari ücret komisyonundan Türk İş derhal çekilmelidir. Basın açıklamasını ise daha önce tek başına direniş sergileyen taşeron sağlık emekçisi Güllü Hanoğlu okudu. Eğitim, sağlık, ulaşım, enerji gibi temel yaşamsal alanların tümüyle piyasaya açıldı ve paralı hale geldiği günümüzde asgari ücret tartışması bunlardan ayrı olarak yapılamaz. Adana'da da taşeron sağlık işçileri Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi önünde toplandı. Sloganların hedefinde Tayyip Erdoğan vardı. Türkiye Bilimler Akademisi'ndeki istifalar ilk günden itibaren ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Peki AKP kararnamesi ile yok edilen Türkiye Bilimler Akademisi ne yapar? İşte yanıtları. AKP kararnamesi yüzünden Türkiye Bilimler Akademisi üyelerinin yarısı istifa etti. Hükümet üyeleri ben seçerim deyince akademi yerle bir oldu. Peki Türkiye Bilimler Akademisi ne yapar? 138 üyeye sahip olan akademi bilime nasıl hizmet eder? Bilime katkıları nelerdir? Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye'de başka bir kurumun tümüyle dolduramayacağı kendine özgü bir yer tutmaktadır. İstifa edenler arasında bulunan TÜBA üyesi Profesör Doktor Ayşe Erzan akademinin görevlerini sıraladı. Ülkede en başarılı bilim insanlarını saptamak, onları onurlandırmak, örnek olarak göstermek, gençleri bilimle ilgilendirmeye teşvik etmek, kendi üyelerine ve üye olmayan bilim insanlarına Türkçe bilim kitabı yazmalarını teşvik etmek, birçok konuda düzenlediği sempozyumlar, toplantılar ve yayınladığı sempozyum bildirileri, kitapları vardır. TÜBA, 18 yıl boyunca Türkiye'nin bilim politikasını geliştirmek için çok sayıda çalışma yürüttü. Hatta kimi projeler dünyadaki akademilere bile örnek oldu. İstifa edenlerden Profesör Doktor Mahmut Ortaçsu genç akademi çalışmasını anlattı. Genç akademi diye bir şey kurdu. 266 tane bunun üyesi var. Doktorasını almış, belli şeyler yapmış, belki doçent olmuş gençleri bir araya getirmeye çalıştı. Dünya akademide bizi örnek alarak onlar da aynı şeyi kurmaya başlamışlar. Hemen hatırlatalım, TÜBA'ya üye seçilmek hiç de kolay değil. Tıptan fiziğe, genetikten arkeolojiye kadar birçok bilim dalından seçkin akademisyenler bir arada. Her birinin sayısız makalede, bilimsel araştırmada imzası var, bilim ödülleri var. En önemlisi de TÜBA üyeleri, uluslararası düzeyde ses getiren akademisyenler. AKP kararnamesinden önce TÜBA seçkin bilim adamlarını bünyesinde barındırıyordu. İstifalardan sonra ise boşalan üyeliklere kimlerin getirileceği merak konusu. Şimdi Van'a gidiyoruz. Bir yanda bitmek bilmeyen artçı sarsıntılar, diğer yanda iliklere kadar işleyen dondurucu soğuk, çadırlara mahkum olan hayatların mücadelesi günden güne zorlaşıyor. Sabaha kadar yatamıyoruz ki soğuktan. Çoluk çocuk hep yani sahada yatamıyoruz. AKP iktidarının ısrarla hiçbir sorun yok dediği Van'da depremlerden sağ kurtulan yurttaşları şimdi de soğuk tehdit ediyor. Çok soğuktur hocam, olmuyor burada, idare etmiyoruz yani. Peki nasıl geçireceksiniz bu kışı? Valla kışın Allah'a kalmış bilmiyorum ben. Çok soğuktayız, yerler güzel değil, tuvalet yok. Özellikle geceleri etkisini artıran soğuk hava zor olan şartları daha da imkansız kılıyor. 3 haftadır yıkanmadık. Ondan sonra yani mikroptan da ölme ihtimalimiz çok yüksek. Ellerimiz hepsi çatlamış durumda. Hani dışarıda bulaşık yıkıyoruz ve hava şartları çok kötü. Anlatamam. Yurttaşlar söz verilen prefabrik evlerini istiyor.
buradan sesleniyorum, ne olursunuz bizi o evlerimize yerleştirsinler. Hepimiz çadırlardayız. Bana sadece hani bir takım insan, hani bazı insanlara prefabrik evler verildi. Bizler de yani bu şekilde hayatı sürdüremiyoruz. Aniden bastıran karın altında kalan depremzedeler, kar sonrası ortaya çıkan çamur deryasıyla da mücadele etmek zorunda. Burası bizim çadırın içi. Şurada görüyorsunuz, daha bugün 10 gün oldu, daha yeni. Şurada 4 tane sopiyer var. Bunun üstünde diyoruz. Şu branda çamurun üzerinde. Türk Tabipleri Birliği 5. Van deprem değerlendirme raporunu açıkladı. Başta zatürre ve ishal olmak üzere olası hastalıklara dikkat çeken Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya acil verilmesi gereken sağlık hizmetlerini açıkladı. Yaşlılara grip ve pnömonya aşısı, çocuklara genel bağışıklama programı kapsamındaki tüm aşılar, gebelere tetanus aşısı yapılmalıdır. Başta zatüre ve ishal olmak üzere olası hastalıklara karşı dikkatle izlenmelidir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, 5. değerlendirme raporunu Erciş'te açıkladı. Bir an önce tüm aile sağlığı merkezleri açılmalı ve entegre ve etkin bir birinci basamak hizmeti sunulmalıdır. Bölgedeki sağlık hizmetleri çalışma düzeni iyi ve eşgüdümlü bir şekilde planlanmış, rotasyonlarla görevlendirilecek sağlık personeliyle sağlanmalıdır. Sağlık hizmetindeki koordinasyon eksikliğine vurgu yapan Yerlikaya, depremzede sağlık çalışanlarının sorunlarına değindi. Burada sağlık ve sosyal hizmet personeli deprem mağdurudur ve tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Onar günlük temel yaşam ihtiyaçları karşılanarak, özlük hakları korunarak sağlık ve sosyal hizmet personeli iyi bir koordinasyonla buralarda çalıştırın ve diğer yerli personeli kendisi ve ailesiyle ilgilenebilmesi için izne ayırın. CHP depremde en güvenilir yer Van'dır sözlerinin sahibi Erdoğan Bayraktar'ın 40 kişinin ölümüne sebep olduğunu söyledi. Bayraktar ise eleştirilere ne deseydik bütün Vanlıları Van'ı terk edin mi diyecektim sözleriyle yanıt verdi. Bütün Türkiye'de bütün yurttaşların... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ı eleştirdi. Bayraktar'ın depremde en güvenilir yer Van'dır ifadesini hatırlatan Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın 40 kişinin ölümüne sebep olduğunu belirtti. Büyük depremin olduğu yerde bir daha deprem olmaz. Bugün diyebilirim ki Van Merkez ve Erciş en güvenilir bölgedir. Geldiğimiz noktada vatandaşlarımız yıkılmış evlere yaklaşmasınlar, ağır hasarlı evlere girmesinler. Onun dışında az hasarlı evlere girebilir. Bunlar siyasi bir takım ufak tefek politikler. Bu ifadelerinin arkasında olduğunu belirten Bayraktar, Tanrıkulu'nun eleştirilerine yanıt verdi. Niye? Çünkü biz Van'ın boşaltılmasını istemiyoruz. Ne deseydik, bütün Vanlılar Van'ı terk etsin mi diyecektim. Biz o binalara girin de girmeyin de demedik. O bölgede bir deprem yoktu. Bakın Van boşalıyor şimdi. Üzülüyoruz. Yine diyorum, sağlam evlere girin, hasarlı evlere girmeyin. Çocuklarımızı donduramayız. İnsanlarımızı hasta edemeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Oğuzkan Salıcı da aynı konuyla ilgili Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik hakkında suç duyurusunda bulunan Salıcı, ilk depremi doğal felaket, ikincisini ise AKP hükümetinin fiyaskosu olarak değerlendirdi. Suç duyurusunda bulunmamızın temel nedeni Van'daki depremde göstermiş oldukları beceriksizlik. Biz bunun bir suç olduğu kanaatindeyiz. Keşanlı Ali bu kez Van'daki depremzedeler için sahnedeydi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Haldun Taner'in ünlü yapıtı Keşanlı Ali destanını Van için oynadı. Keşanlı Ali Eskişehir'den Van'a yardım elini uzattı. Aşçı pirinç aşırır, tüccar vergiyi kaçırır, patron daktilo alır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Haldun Taner'in ünlü yapıtı Keşanlı Ali destanını Van için sahneledi. Türk Kızılayı ile ortaklaşa gerçekleştirilen gösterimden elde edilen tüm gelir Van depremzedelerine gönderildi. Eskişehir halkı Van'a yardım için gerçekleştirilen özel gösterime akın etti.
Van halkının 7'den 70'e tüm acılarını yaşadığı bu zorlu günlerde acımız biliyoruz Eskişehir Şehir Tiyatroları oyuncuları olarak. Kanayan yaralardan birine küçücük bir pansuman olabilmek için bugün buradayız. Normal şartlarda 3 gün önce ya da 3 gün sonra bu oyunu aşağı yukarı bugün ödeyecekleri ücretin 1/4 kadar bir ücretle izleyebilirlerdi. Ancak bugün burada olmayı tercih etti Eskişehir halkı. O yüzden de Türk Kızılayı'na ve Eskişehir halkına çok teşekkür ediyoruz. Maalesef hatalardan ders almayı çok bilmeyen bir milletiz. Ama en azından oluşan sonuçları, dramlara karşı bir reaksiyon göstermeyi bilebiliyoruz. Devlet Tiyatrosu sanatçısı Kazım Akşar'ın yönettiği oyunun müzikleri Yalçın Duray'a ait. Sertel Çetin'in dekoru ve Ersen Tuğ Çiçek'in ışık tasarımıyla sahneye taşınan müzikalin dans koreografisini Yeşim Alıç düzenledi. Kişilik dev bir kadroyla sezona 22 Ekim gecesi merhaba diyen Keşanlı Ali Destanı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda sahneleniyor. 3-5 kuyruz kalkmış, bizden abar söz el yapmış, elbet yıkarız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 28. kuruluş yıl dönümü dün İstanbul'da verilen davetle kutlandı. KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'nun düzenlediği davete katılan emekli orgeneral Necati Özgen ya KKTC tanınır ya da savaş çıkar dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 28. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün İstanbul'da bir resepsiyon verildi. KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'nun davetine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun yanı sıra Kıbrıs gazileri ve çok sayıda önemli konuk katıldı. KKTC İstanbul Başkonsolosu Servek Dorak, uluslararası toplumun KKTC'ye adil davranmadığını söyledi. Dorak, Kuzey Kıbrıs halkının bundan önce olduğu gibi gelecekte de mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Her zaman ayaklarımız üzerinde duracağımıza ve hiçbir zaman bu güçlü duruşumuzun da sona ermeyeceğine inanıyorum. Kıbrıs'ta uzun yıllar görev yapan emekli orgeneral Necati Özgen, müzakerelerden adil bir sonuç çıkacağına inanmadığını söyledi. Özgen, ya KKTC tanınır ya da savaş çıkar dedi. Ya tanınacak? Veyahut da tabii benim biraz rigid bir ifadem olacak. Veyahut da Kıbrıs'ta harp çıkar. İki tane hareket tarzı var. Ya bu böyle devam eder bir, yahut biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kesinlikle çiğnetmeyeceğiz. Kimseye çiğnetmeyeceğiz, kimseye vermeyeceğiz o devleti. Tam bizim Kıbrıs ve Kuzey Akdeniz, Kuzeydoğu Akdeniz şu anda dünyanın en önemli stratejik bir mevkisi. Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan, AKP hükümetinin Türkiye ve KKTC'nin haklarını savunamadığını belirtti. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti kuruldu ama haklarını ne kadar savunabiliyor? Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Devleti değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti haklarını savunabiliyor mu? Özellikle Doğu Akdeniz münasır ekonomik bölge alanları açısından en büyük sahildar ülke konumundaki Türkiye, bir Amerikan Nobel şirketinin platform kurarak bütün haklarının gasp edildiği ve neden Kıbrıs sorununun çözülmediği bütün çıplaklığı ortaya çıkmış olarak gözüküyor. Türk Harp Mağlulu Şehit ve Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Gönül Alpaydın ve Kıbrıs gazileri de KKTC'nin ilelebet yaşayacağını söylediler. Tabii bir şey anlayamıyorum ben şahsen. Yani Güney Kıbrıs'a niye bizi yamamaya uğraşıyorlar? Onu anlamakta güçlük çekiyorum. Aslan gibi Türk Cumhuriyeti orada dururken biz hiçbir zaman Rumlarla bir arada olamayız. Türk milleti doğduğu günden beri hür yaşamış, hür yaşamaya aşık olmuş bir toplum. Onun için bir başkasına yamanmayı istemiyoruz. Birleşik Kıbrıs'ın bizlere herhangi bir yarar sağlayacağına pek inanmıyorum ve katılmıyorum da, ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşayacağına ben inanıyorum ve inanmam da gerekiyor ve ilelebette yaşatmasını istiyorum.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Arap Birliği toplantısında Suriye'yi tehdit edince ortalık karıştı. Davutoğlu'nun baskılar durmazsa Suriye yönetimi büyük bedel ödeyecek sözleri dünyada büyük yankı uyandırdı. Daha sonra Davutoğlu'nun sözlerinin çeviri hatasından dolayı yanlış anlaşıldığı açıklandı. Fas'ın başkenti Rabat'ta Türk-Arap İşbirliği Forumu 4. Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun sözleri kriz yarattı. Reuters ve Ajans France-Presse gibi dünyanın önde gelen ajansları Davutoğlu'nun Suriye'yi tehdit ettiğini duyurdu. Ajanslar Davutoğlu'nun baskılar durmazsa Suriye yönetimi büyük bedel ödeyecek sözlerini manşetten verdi. Davutoğlu'nun Suriye tehditleri tüm dünyada büyük yankı uyandırınca sözlerin yanlış anlaşıldığı iddia edildi. Ajanslar kısa bir süre içinde Davutoğlu'nun Suriye bedel ödeyecek demediğini, yanlışlığın çeviriden kaynaklandığını belirtti. Aynı dakikalarda Türk Dışişleri Bakanlığı da Davutoğlu'nun sözlerini yayımladı. Resmi açıklamaya göre Davutoğlu, Suriye yönetiminin Arap Ligi'ne verdiği taahhütleri yerine getirmemesinin maliyeti, Arap dünyası içinde de yalnızlığa mahkum edilmiş olmasıdır, dedi. Amerika, AKP hükümetinin Suriye'de oynadığı rolden hoşnut kaldı. Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı, Türkiye'nin katkıları Beşar Esad rejiminin tecritini derinleştirdiği Türkiye'nin duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz, dedi. Amerika, Türkiye'nin Suriye konusundaki tutumundan memnun. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Roth, Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı eleştirmesinin bu rejimin tecritini derinleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin duruşunu çok memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'nin katkıları Suriye Devlet Başkanı Esad'ın tecrit edildiği gerçeğini daha ileri götürür. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Jeffrey Feltman da Türkiye'nin Suriye'deki rejime baskı oluşturmada son derece önemli ve olumlu bir rol oynadığını söylemişti. Tayyip Erdoğan'ın yükselişinde kilit rol oynayan Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz, Irak konusunda AKP iktidarına verilen rolü açıkladı. Abramowitz, iki kritik görev tarifi yapıyor. Birincisi, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin ayakta kalmasına yönelik güvence sağlaması. İkincisi ise İran'ın Irak'taki nüfusunu kısıtlaması. Washington merkezli Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkiye'nin yeni jeopolitikası konulu bir panel gerçekleştirdi. Panelin konuşmacıları kadar konuşmacıların Türkiye'ye ilişkin yorumları da dikkat çekiciydi. Panelin konuşmacılarından Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz, Irak'tan askerlerini çekme kararı alan Amerika için Türkiye'nin kritik roller üstlendiğini belirtti. Abramowitz'ten Türkiye'ye görev tarifi. 1. Türkiye, İran'ın Irak'taki nüfuzunu kısıtlayabilir. 2. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin ayakta kalmasına yönelik güvence sağlayabilir. New York Times gazetesi yazarı Thomas Friedman, bölgesel gelişmelerin Türkiye ve Amerika'yı dost kalmaya mahkum ettiğini savundu. Friedman'a göre, Türkiye, Irak'taki Sünniler için bir güvence. Ayrıca bölgesel Kürt yönetimiyle derin ekonomik ilişkiler içinde. Aynı toplantıda konuşan Obama yönetimine yakın kısa adı KSIS olan Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkiye Projesi Direktörü Bülent Ali Rıza da, Türkiye'nin bölgede Amerika'nın yapamadığı ya da bulaşmak istemediği şeyleri yaptığına dikkat çekti. Ali Rıza bu çerçevede Türkiye'nin İran ve Suriye ile ilişkilerini örnek gösterdi. Kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığına eski Irak özel temsilcisi Murat Özçelik atandı. Özçelik AKP'nin kukla devlet açılımında önemli rol oynamış ve ABD'nin Irak'ı işgali sonrasında Barzani AKP yakınlaşmasında görev almıştı. Resmi gazetede yayımlanan atama kararıyla kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığına Büyükelçi Murat Özçelik getirildi. 2007 yılında Irak Özel Temsilciliği görevine atanan Özçelik, 2009 yılında Bağdat Büyükelçiliğine atandı. Maliki hükümeti Özçelik'in faaliyetlerinden rahatsız olmuş ve Türkiye'ye çekilmesini gayri resmi yollardan istemişti. Maliki yönetiminden bürokratlar Özçelik için Türkiye'nin değil Amerika'nın Bağdat Büyükelçisi nitelemesini kullanıyor. Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Murat Özçelik, Amerika'nın Irak işgalinden sonra Barzani yönetimiyle AKP hükümeti arasındaki gizli ve resmi görüşmelerin başlamasında rol oynadı. AKP'nin kukla devlet açılımında önemli rol oynayan Özçelik, Barzani ile 14 Ekim 2008'de ilk resmi görüşmeyi de yapmıştı.
2010 yılı Mart ayında kurulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na AKP özel önem veriyor. Geçen Temmuz ayında Başbakanlığa bağlanan müsteşarlık istihbarat birimlerinin çatı örgütü olarak faaliyet gösteriyor. AKP'nin uzun vadede bütün güvenlik birimlerini Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na bağlama amacında olduğu ifade ediliyor. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı bünyesinden alınıp Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a bağlandı. Atalay'ın görev kapsamı içinde açıkladığı Kürt açılımını yürütme, müsteşarlığın bu dönem ağırlıklı işi. Amerika, Çin'in büyüyen gücünü karşılık Avustralya'ya asker konuşlandırıyor. Amerikan Başkanı Obama, 2012 başından itibaren Avustralya'ya 2500 deniz piyadesi göndereceğini açıkladı. Amerika, Avustralya'ya 2500 deniz piyadesi gönderme kararı aldı. Amerikan askerleri 2012 yılından itibaren Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin Limanı'nda konuşlanacak. Amerikan askerleri Güney Çin Denizi ile ilgili bir sorun yaşanması durumunda acil yanıt verebilecek. Asker gönderme kararı Amerikan Enerji Enformasyon Ajansı'nın Çin'in Güney Çin Denizi'nde çok büyük petrol rezervi bulduğu açıklamasından sonra geldi. Buna göre Güney Çin Denizi'nde bulunan ve Suudi Arabistan petrol rezervlerinin %80'ine karşılık gelen petrol rezerviyle Çin dünyanın ikinci büyük petrol üreticisi olacak. Amerika'nın Japonya ve Güney Kore'deki askeri üslerine Avustralya'ya konuşlandırılacak askerler de eklenince Amerika'nın Çin'i çevreleme politikasında bir adım daha atılmış olacak. Amerika'nın askeri hamlesine Çinli yetkililer kuşkuyla yaklaştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Weimin, asker gönderme kararının Asya Pasifik bölgesinde barışa katkı sağlayıp sağlamayacağı sorgulanmalı. Dahası böyle bir hamle bölgedeki ülkelerin çıkarına hizmet etmeyebilir, dedi. Cumhuriyet Güç Birliği Trabzon Milletvekili adayı Bülent Baş, Ergenekon soruşturmasında 31 Ekim'de gözaltına alındı ve yol tutuklamasıyla Trabzon Bahçecik cezaevine kapatıldı. Bülent Baş, UYAP'tan yazı gelmesine rağmen tam 17 gündür savcı karşısına çıkarılmayı bekliyor. Cumhuriyet Güç Birliği Trabzon Milletvekili adayı Bülent Baş, Ergenekon soruşturması kapsamında 31 Ekim günü Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde gözaltına alındı. Baş ertesi gün Beşikdüzü Sulh Ceza Mahkemesi'nin yol tutuklaması kararıyla Trabzon Bahçecik Cezaevine gönderildi. Buna rağmen 17 gündür hücrede tutulan Bülent Baş, İstanbul'a nakledilerek savcı karşısına çıkarılmayı bekliyor. Nakille ilgili Adalet Bakanlığı talimatı ulusal yargı ağına düştü. Ancak cezaevi yönetimi bunu kabul etmedi. Cezaevi savcısı ve cezaevi jandarma bölük komutanı, naklin bu akşam saatlerinde yapılacağını, Bülent Baş'ın ancak daha önce de tarih verilmesine rağmen nakil işlemi gerçekleşmemişti. Nakil işleminin gerçekleşip gerçekleşmediği yarın netleşecek. Baş'ın önce İstanbul Metris cezaevine, buradan da Beşiktaş Adliyesi'ne götürülmesi bekleniyor. Cumhuriyet Güç Birliği Trabzon Milletvekili adayı Bülent Baş'ın herhangi bir sağlık şikayetinin olmadığı ve moralinin yerinde olduğu gelen bilgiler arasında. Eti Gümüş'ün 7. baraj projesine Kütahyalılar karşı çıktı. Şirket yetkilileri ile köylüler bir araya geldi. Köylüler, hayvanlarımız siyanürden telef oldu, biz de mi ölelim, dedi. Bu tepki siyanürlü baraj setlerinden birinin çökmesiyle Kütahya halkının sağlığını tehdit eden Eti Gümüş Anonim Şirketi'nin yeni baraj projesine. Eti Gümüş 7. baraj setini yapmaya hazırlanıyor. 5. atık barajı yapıldı. 6. atık barajının süreci devam ediyor. Şimdi de 7. atık barajı yapımıyla ilgili ÇED süreci için süreci başvurusunu sunmakta. Proje hakkında bilgi vermek için köylülerle bir araya gelen fabrika yetkililerine yanıt sert oldu. Yani köyümde şu anda 30 tane hayvan atışı. Arkadaşım bu söyle işte. İnsanlar da var üstünde. İşte şu anda köyümüzden bir kişi ölse veya bir kişi hasta olsa kapasiteyi arttırıyorsunuz. O insanımızın, çocuğumuzun, hayvanımızın hayatını ödeyebilecek mi? Sof köyünden Tahir Türk, yetkililere gönderdiği mektupla Eti Gümüş'ün özelleştirilmesine vurgu yaptı. Tahir Türk, Sofu köyünden. Devletteyken 4 tane atık barajı varken şimdi neden 5-6 tanesi yapılmak isteniyor? Böyle
güven alıyor, rant mı sağlanıyor, neden ben daha fazla zehirleneyim demiş. Eti Gümüş Fabrikası'nın siyanürlü atık sularını depoladığı setlerden biri 7 Mayıs'ta çökmüştü. Dulkadir Köyü'nde siyanürlü su vanası açılmış, köye verilen şebeke suyuna siyanür karışmıştı. 8 kişi sudan zehirlenmiş, çok sayıda hayvan telef olmuştu. Teori Dergisi yazarlarından ve kaynak yayınlarından çıkan Devlet Ulus kitabının yazarı Profesör Doktor Hikmet Gökalp'i kaybettik. Gökalp hayatının son anına kadar Türkiye ve Atatürk'e bağlı bir bilim adamıydı. Teori Dergisi yazarlarından ve kaynak yayınlarından çıkan Devlet Ulus kitabının yazarı Profesör Doktor Hikmet Gökalp yaşamını yitirdi. 1970 yılından bu yana Paris'te yaşayan Gökalp hayatının son anına kadar Türkiye ve Atatürk'e bağlı bir bilim adamıydı. 1917'de Antakya'da dünyaya gelen Gökalp, 1965-1969 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde pedagoji okuttu. 1983 yılına kadar Fransız Kültür Bakanlığı Tarihi Eserler Müdürlüğü'nde dokümentalist olarak çalıştı. 1990'lı yıllarda Teori Dergisi'ne Fransız Devrimi ve Devlet Ulus üzerine makaleler yazdı. Daha sonra bunları bir araya getirerek 1998'de Devlet Ulus adı altında kaynak yayınlarında yayımlandı. Gökalp'in cenaze töreni Fransa'nın Bourg-en-Bresse kentinde yapılacak. Ve Aydınlık'ta gündem diyoruz haber masasının sonunda. 17 Kasım Perşembe 2011 Aydınlık sür manşette Kozinoğlu'nun Aydınlığa Mektubu 2 logosuyla üst manşetini hazırlamış ve bu haberle ilgili olarak özellikle Büyükelçilik ve Türk Hava Yolları ile ilgili önemli bilgileri Kozinoğlu'nun el yazısından kaleme alıyor Aydınlık gazetesi. 17 Kasım Perşembe 2011 Aydınlık ilki bugün yayınlanmıştı. Kozinoğlu'nun Aydınlığa Mektupları, ikincisi de yarın devam ediyor. Büyükelçilik ve Türk Hava Yolları ile ilgili olarak önemli bilgilere yer veriyor Aydınlık. Aydınlık tüm bayilerde. Ve haber masasını da burada noktalıyoruz. Yeniden Türkiye'nin ulusal gündeminde haber masasında buluşuncaya dek hoşça kalın.